Arkadaşlar bu akşam Windows Phone ile birlikte Windows Phone üzerinde çalışan bir uygulama geliştiriyor olacağız. Bu uygulama şunu yapacak. Windows Phone'un lock screen'le resim kaydeden bir kamera uygulaması yazacağız. Böyle içerisinde küçük bir tane de bir hani efekt hani özelliği de içeriyor olacak. Ve çeşitli şeylerle, ekranlarla, çeşitli fonksiyonlarla bu uygulamayı gerçekleştiriyor olacağız. Amacımız şu, biliyorsunuz Windows Phone'da başlangıç ekranı yani kilit ekranını çeşitli uygulamalar aracılığıyla şey yapabiliyoruz, belirleyebiliyoruz. Bizim yazacağımız uygulamada bu başlangıç ekranı, yani kilit ekranlarını, daha doğrusu kilit ekranının arka planını, arka planındaki resmi güncellemeye yetkili bir uygulama olacak ve bu şeyi, arka plan görselini kamera aracılığıyla hani çekip değiştiriyor olacak. Böyle bir uygulama geliştiriyor olacağız. Ben size hemen şöyle bir gösteri yollayayım. Bakın bu benim telefonum. Saat şu anda 8:03 geçiyor. Açtım. Bakın şu gördüğümüz resim bizim kilit ekranımızın arka plan görseli. Yazacağımız uygulama bu arka plan görselini kamera aracılığıyla değiştiriyor olacak. Pekala. Telefonumu bilgisayara bağladım. Ve Visual Studio'yu açıyorum. Visual Studio'da hemen Find New Project diyerek yeni bir proje oluşturma diyalog kutusunu açıyorum. Burada bakın sol taraftaki proje şablonlarından Windows Phone seçili. Sağ tarafta çeşitli Windows Phone ile ilgili hazır proje template'lerini görüyorum. Bunlardan en boş olan Windows Phone App proje şablonunu seçiyorum ve bir isim veriyorum buna. Ben bu örnekte Lock Screen Shooter diyeceğim programın ismine. Böylece bu uygulamayı telefona gönderdiğimde Lock Screen Shooter ismiyle hani uygulamayı kullanabiliyor olacağım. OK diyerek projeyi oluşturuyorum. İlk yapmak istediğim şey ekranın tasarımını yapmak. Çok basit, çok sade bir ekran olacak. O yüzden tasarım kısmında hani hızlıca ilerleyebiliyor olacağız. İşte proje oluşturduğumda bana TFS'e veya Git'e proje yapmak isteyip istemediğimi soruyor. Ben buna cancel diyorum. Şu anda bu projeyi hani bir SourceSafe ortamında barındırmama gerek yok. Öncelikle gelen nameplate zeminin içerisindeki şu örnek hani kodları bir temizliyorum. Şöyle bir ekranı boşaltıyorum. Böylece örneğimiz tamamen boş bir ekran üzerinde çalışıyor olacak. Ve ekranımın dikey modda olduğundan emin oluyorum. Bakın burada Supported Orientations'da Portrait diyor. Yani ekranın dik kullanımına hani support ediyoruz. Ve ilk açıldığında uygulamada varsayılan orientation'da portrait olacak. Yani telefon dik kullanılırken kullanılıyor olacak bu uygulama. Aslında buradaki orientation'ı portrait yerine landscape yaparak, hatta Supported Orientation'da Portrait or Landscape diyerek telefon yan çevrildiğinde de uygulamanın çalışmasını sağlayabiliriz. Fakat lock screen'deki yani kilit ekranındaki arka plan görselini değiştirmek için hani çok uygun bir çözüm olmayacaktı. Çünkü sonuçta ekran dik. O yüzden resmi de dik çekmek daha doğru olacaktı. Ben böyle tekrardan Portrait ve Orientation'da gene Portrait yapıyorum. Dikkat edin arkadaşlar, ekranın tepesinde sistem şey var, satır var, yani sistem tray diyoruz oraya. Sistem tray var. Bu sistem tray'i şuradaki true değerini false'a çekerek kapatabiliriz. Bir kamera uygulamasında genelde sistem tray gözükmez. Hani kamerayı daha ekrana sığdırabilmek için o alanın false olmasında fayda var. Ben de o yüzden System Tree'in Invisible Property'sine false değerini atayarak
gözükmemesini sağlamış oldum. Şimdi gelelim ekranda nasıl bir şey göstereceğiz. Ben şöyle bir şey yaptım, hani hayal kurdum. Bu uygulamada da bunu gerçekleştiriyor olacağım. Ekranın üstünde bir tane text block gözüküyor olacak. Text block'ta işte hani uygulamanın açılışında ve kullanılırken işte hani hazır anlamında bir yazı yazacak. Bazen işte lock screen'in o arka imajının ayarlanması gibi noktalarda orası hani meşgul, busy gibi bir değere dönüşüyor olacak. Böylece uygulamanın o anda hani bir iş yapıp yapmadığını, başladığı işi bitirip bitirmediğini görebileceğimiz bir şeyimiz olacak. Göstergecimiz olacak. Hemen bu text block'un altında bir canvas'ımız olacak. Bu canvas kamera görüntüsünü ekranda gösterebilmek için bize bir ön izleme alanı olarak hani yardımcı oluyor olacak. Bu canvas aracılığıyla kameranın o sırada baktığı yeri biz de ekranımızda, uygulamanın ekranında gösteriyor olacağız. Artı uygulamanın altına bir application bar ekleyeceğim. Bu application bar üzerinde benim aklıma gelen 4 tane buton, bir tane menü item olacak. Butonlardan bir tanesi hani en bilindik işleviyle kameradaki kameranın gördüğü resmi çekmeye yarayacak. İşte o resmi çektikten sonra kilit ekranı ayarlama vesaire gibi işlemler bu butonun altında yer alıyor olacak. İki tane aynı butonla flash'ı açmak ve kapamak için hani kod içeren satırları yazıyor olacağız. Yani bazı ortamlarda kameranın flash'ını açıp resmi öyle çekmek veya kameranın flash'ını kapatıp resmi öyle çekmek isteyebiliriz. Bunu yapabiliyoruz. O yüzden hani iki tane butonla bunu nasıl yapabildiğimizi de göstermek istiyorum. Böyle bir şey yapacağım. İki tane ayrı buton ekleyeceğim. 3 tane buton oldu. Bir tane daha düşünüyorum. 4. buton. O da sadece hani farklı bir şey yapmış olmak için bu butona bastığımızda, yani bu butona bastıktan sonra, 4. butona bastıktan sonra çektiğimiz resim aslında renkli olmasına rağmen kilit ekranında siyah beyaz olarak kaydedilecek. Yani kilit ekranının arka planına biz çektiğimiz resmi siyah beyaz olarak kaydediyor olacağız. Güzel bir şey olacak. Örnek olacak. Hani küçük bir image processing diyelim, hani çok image processing olayına girmeyecek olsak bile bir resmi siyah beyaza nasıl dönüştürüleceğine ilişkin bir örnek de yapıyor olacağız burada. Bir tane de menu item dedim. Menu item'da da şey yapacağız. Telefonumuzun kilit ekranının ayarlarını değiştirebildiğimiz ayarlar penceresine gidecek bir menu item olacak. Ona basıldığında normal hani Windows Phone'lardaki ayarlar uygulamasının içerisindeki kilit ekranı penceresi açılacak ve oradan kilit ekranıyla alakalı çeşitli ayarları yapabiliyor olacağız. Hemen başlayalım arkadaşlar. Öncelikle ne dedim? Pencerenin en üstünde, bu ekranın en üstünde bir text block olacak. Hemen altta bir tane canvas olacak dedik. Pencereye root seviyede, yani en kök seviyede ve aynı seviyede iki tane eleman eklenemez. O yüzden ben bu iki elemanı içerecek bir stack panel nesnesi oluşturuyorum. Bu stack panelin içerisine bir text block ekliyorum. Şöyle yapayım hatta. Text block'umu ekledim. Bakın yukarıda hemen text block'um gözükmeye başladı. Birazdan bu text block'un ayarlarıyla oynuyor olacağım. Bir tane de canvas ekliyorum. Bakın canvas'ta hemen gene text block'umun altına konumlandı. Text block'uma bir isim veriyorum. Ön yüz elemanlarına eğer arka taraftan, yani code behind'dan erişmek istiyorsak birer isim vermeliyiz. Ben de bu text block'a erişmek isteyeceğim. Hani hazır veya meşgul gibi bilgileri gösterebilmek için bu text block'un içerisindeki metni değiştirmem lazım. O yüzden buna diyorum ki status block. Böyle bir isim verdim text block'uma. Bir font size ayarlıyorum. Bu font size'da normalde hani şey yapabiliriz. Static resources'tan sistem içerisinde bulunan halihazırdaki size'lardan bir tanesini ayarlayabiliriz. Ben de onu çok karıştırmamak için şöyle bir 30 değerini set ettim. Bir de margin veriyorum ki ekranın
çeperlerine çok yakın olmasın, biraz bir ayrılsın diye. 20'lik marjin verdim. Bakın şöyle, ekranda biraz hani içeriye doğru hareket etti. Bakın kanvasın da hemen aşağıda. Kanvasın şöyle bir duruyor olsun. Bu kanvasa da bir isim vereceğim. Kanvasa da isim olarak diyorum ki Viewfinder Canvas. Viewfinder diyorum. Bu kameralarda anlık hani şeyi gördüğümüz yere Viewfinder deniyor. Ön izlemeyi gördüğümüz yere Viewfinder deniyor. O yüzden ben de buna Viewfinder Canvas dedim. Bu kanvasa bir width 480 büyüklüğünde, ups yazamadım, width 480 ve bir de height veriyorum. Bu da 640. Bu en boy olan arkadaşlar 480-640 bizim kameramızın gördüğü alanla aynı en boy olanında. 480 direkt ekranın genişliğinin tamamını 640 direkt de işte yani o en boy olanına uygun olan yüksekliği vermiş oldum. Birazdan bu kanvasa çeşitli eventler de atıyor olacağız. Onu da birazdan görüyor olacağız. Bir de ben bu kanvasın nokta background özelliğine bir değer atacağım. Bakın arkadaşlar, kanvasa ben buradan direkt background diyebilirim. Diyemiyorum. Şöyle background diyebilirim aslında. Kanvasa bir background atayabilirim. Fakat bu atayacağım background'un özel bir background olmasını istiyorum. Çünkü basitçe bir şey değil, renk değil. Aslında video brush aracılığıyla bir video, daha doğrusu bir akan görsel hani atıyor olacağım. Bu video brush'a da gene Core BI tarafından erişebilmek için bir name vermem lazım. Bakın name gelmedi. Bunun sebebi name özelliğinin X2 nokta üst üste ile erişilebiliyor olması. Hemen önde neden olduğunu anlatayım. Öncelikle Viewfinder'ıma bu video brush'ıma Viewfinder brush ismini verdim. Evet. Viewfinder brush ismini verdim. Ve bunu X2 nokta üstte name ile verdim. Çünkü arkadaşlar name özelliği X namespace'inde yer alıyor. Bakın X namespace'i de şuradan görebiliriz. Xamarin kendi şeyinde, namespace'inde. Video brush eğer bu namespace içermiyorsa veya bu namespace içerisinde değilse, o zaman name özelliğine erişebilmek için x2 nokta üst üste diyerek bu namespace'in içerisindeki name özelliğine eriştiğimizi söylememiz gerekiyor. Ben de burada video brush'a name özelliğini değerini atabilmek için x2 nokta üst üste diyerek name property'sine eriştim. Ve ona da değer olarak Viewfinder Brush değerini atadım. Böylece arkadaşlar bir canvas ve canvas'ın arka plan şey olarak da arka plan değeri olarak da bir video brush atamış oldum. Henüz bunların değerleri yok. Birazdan bu pencerenin code behind'ında bunların değerlerini atıyor olacağız. Fakat ekranımız yavaş yavaş şekilleniyor. Bakın bir stack panelimiz var. İçerisinde bir text block, onun da altında bir canvas var. Gene stack panelin içerisinde. Ve canvasımız şu anda şeyle, kameranın gördüğü hani alanla aynı en boy oranına sahip. Böylece çektiğimiz görseli daha doğrusu kameranın o anda baktığı ve gördüğünü ekranda gösterebilir olacağız. Application bar ekleyeceğimi söylemiştim. Hemen ekleyeyim. Form 2 nokta üst üste form application page nokta application bar. Bunun içerisinde arkadaşlar bir shell application bar ekliyorum. Bu shell application bar'ın background color'ını veya modunu değiştirebiliriz. Background color basitçe application bar'ın arka görsel arka rengi. Application bar'ın rengini değiştirebiliyoruz. Foreground color'a application bar'ın metin önünde göz, yani üzerinde olan butonlar ve menü altının renklerini de oynayabiliyoruz.
izninizle application'da göstermek veya gizlemekle ilgili bir karar alabiliriz. Bir de mod diye bir özelliği var. Mod özelliği arkadaşlar vasıtasıyla default'tu. Default olduğunda application bar olduğu gibi gözüküyor. Bir de minimized diye bir değer alabilir. Minimized olursa ya application bar içerisindeki butonları ve menü itemleri göstermeyecek kadar küçülür. Yani application bar'ın pencerede minimum yer kaplaması için mod özelliğine minimized değerini vermek gerekiyor. Bir de opacity diye bir özelliği var. Opacity de application bar açıldığında normalde arkasında kalan hani öğelerin üzerine açılır ve arkasındaki öğelerin hani gözükmemesi neden olur. Opacity'siyle oynayarak application bar açıldığında aslında hani yarı transparan, semi transparan olmasını sağlayıp öğelerin %30 oranında veya %70 oranında veya %50 oranında transparan olmasını sağlayıp arkasında kalan nesnelerin hala gözükmesini sağlayabiliriz. Ben bunları yapmadım şimdilik. Yapabileceğimizi bilelim ama yapmadım şu anda. Bu içerisinde bir tane application bar icon button ekliyorum. Icon button'ın daha doğrusu application bar içerisinde yer alacak bütün icon button'ların mutlaka text ve icon'li değerleri set edilmiş olmalı. Bunlar set edildiği zaman application bar'ın üzerinde bu icon button doğru bir şekilde gözüküyor. Yoksa şu anda zaten altındaki mavi çizgiden anlayabileceğiniz gibi hata oluyor. Hani uygulamayı da ayarlayamıyorsunuz. O yüzden ben bu birinci application bar icon button'ın text özelliğine çekliyorum. İkon üstüne de bir şey vermem lazım. İkon vermem lazım. Hemen şeyi açtım. Bilgisayarımın işte my computer'ını oradan C'sini açtım. Bakın program files içerisinde x86 olacak. Microsoft SDK klasörünün içerisinde, Windows Phone klasörünün içerisinde, V8 klasörünün içerisinde icons diye bir klasör var. Bu klasörün içerisinde dark klasörü bakın böyle çeşitli ikonlar içerir. Ben de sizdekinden biraz daha fazla olabilir bir ikonla bir yerde bir ikon bulduğumda buraya atmıştım çünkü hani ihtiyacım olduğunda kullanıyorum diye. Şimdi tabii bu ikonlar transparan ve transparan olmayan yerde de beyaz renkte. O yüzden şu anda böyle rahat göremiyoruz. Ben şunun hepsini seçili hale getirdim. Şimdi bakın biraz daha iyi, biraz daha rahat göreceğiz. Buradan bir ikon seçiyorum. Seçtiğim ikon resim çekmekle ilgili olması için bakın şurada feature.camera.png var. Bu ikonu seçtim. Kopyaladım Ctrl-C ile. Visual Studio'ya geri döndüm. Projemin Assets klasörünün altına yapıştırdım. Bakın o feature.camera.png dosyası Assets klasörünün içerisine gelmiş oldu. Ve ben bu application bar icon button'ın ikon üyesine diyorum ki assets klasöründeki feature.camera.png. Bakın hemen benim şeyde ekranımda ön izleme tarafında resim çekmek için oluşturduğum o ikon gözükmeye başladı. Bunun gibi hemen başka icon button'lar da ekliyorum. Şöyle text, bunu diyorum ki flash kapa icon üyesi olacak birazdan. Bir de flash aç ekleyeyim. Son olarak bir de siyah beyaz diye bir şey daha ekledim. Buton daha ekledim. Devam ediyorum arkadaşlar. Bu butonların dışında bir de ben application bar nokta pardon ups Visual Studio'mu bekliyorum.
Visual Studio ya bir şey oldu şu anda. Şöyle bir bakalım ne yapabiliriz diye. Hepsini küçültelim. Bir daha. Evet. Geldi ve geldi. Tamam. Application bar nokta menu items. Bu menu items'ın içerisinde de bir tane application bar menu item ekliyorum. Bakın bu da buton değil, menu item eklemeye yarıyor. Menu item'ın sadece tekst olabilir arkadaşlar ve mutlaka da olması lazım. Diyorum ki kilit ekranı ayarlar penceresi desem sığıyor mu? Süper, sığdı. Böylece ekran tasarımını yapmış oldum. Daha tam bitmedi. Çünkü şu şeylerin, application bar'daki butonların ve menu item'ların henüz click eventlerini yazmadım. Fakat ekranın tasarımına ilişkin şu anda uygulamamı şey yaptım, tamamladım. Hemen şöyle click eventine bir metot oluşturuyorum. Bakın geldi. Bu oluşturduğum metot şu anda şey için, resim çekme için. Bunu diyorum ki take photo on click. İçerisindeki kodu sildim. Bunu ben yazacağım. Şu yukarıda da commentli satırlar var. Onları da kaldırıyorum ki hani daha temiz görelim ekranımızı diye. Bakalım ne yaptık. Bir application bar icon button'ım var. Teksti ve ikonu var. Bir de click event'i var. Click event'inde take photo on click metodunu tetikliyor olacak. Bakın burada da take photo on click metodumuz var. Böylece check butonuna basıldığında bu metodun içerisinde yazacağımız işler yapılıyor olacak. Devam ediyorum arkadaşlar. Flash kapa. Gene click metodunda diyorum ki flash turn off on click. Flash aç şeyinde, butonunda basıldığında diyorum ki flash turn on click. Devam ediyorum. Siyah beyaz için diyorum ki click eventinde take black and white photo on click. Son olarak menu item'a geliyorum ve click eventinde de diyorum ki lock screen settings on click. Böylece 5 tane metotla 5 tane işte hani tıklanabilir alanımın tıklandığında yapılacak şeyleri tanımlayabileceğim yerleri oluşturdum. Yani 4 tane butonda bir tane menü item'da tıklandığında hangi kodun çalıştırılacağı artık şu anda bu metodun içerisinde yazacağım şeylerle tanımlı. İlk olarak arkadaşlar klasıma sınıf seviyesinde bir değişken ekliyorum. Bu ekleyeceğim değişken benim telefonum, yani gerçekten elimde tuttuğum telefonun kamerasına erişebileceğim bir sınıfı hani temsil ediyor olacak. Daha doğrusu o sınıftan türetilmiş olacak. Diyorum ki private read only, bu şeyin değişkenin değerini bir daha değiştirmeyeceğim için read only yaptım. Foto kamera, değişkenin üstünde alt çizgi kamera dedim, eşittir new foto kamera. Bu new foto kamera constructor, daha doğrusu hani foto kamera klasının constructor'ı benden kamera type tipinde bir şey alıyor, parametre alabiliyor. Bu arada ben diyorum ki kamera type nokta, bakın front facing var ve primary var. Front facing
telefonu tuttuğumda beni gören kamera. Primary'de normal telefonu tuttuğumda arkayı gören, hani daha doğrusu arkayı gören değilim de telefonu hani resim çekmek için kullanıyorum ya, ana kamera şey, ana kamerası yani. Front facing kamera bütün telefonlarda olmayabilir. Bunu kullanacaksam eğer önce front facing kameranın varlığından emin olmam lazım. Ben burada primary'yi kullanıyorum. Zaten amacım çünkü hani telefonun kendi kamerasını kullanarak resim çekip lock screen'i ayarlamak. O yüzden primary kamerayı kullanıyorum. Sonra arkadaşlar şu değişken tanımını birkaç satır yukarıya alayım. Şöyle. Evet. Constructor'da öncelikle uygulamanın telefonun kilit ekranındaki resmi güncellenmesi, değiştirebilmesi için bir izin almam lazım kullanıcıdan. Yani her uygulama kilit ekranının resmini değiştiremez. Sadece izin almış olan uygulamalar değiştirebilir. Benim de bu izni almam gerekiyor. Onun için diyorum ki eğer Lock Screen Manager'ın is provided by current application property'si, yani Lock Screen'i benim uygulamamın Lock Screen görselini benim uygulamamın sağladığını hani bana söyleyecek olan property'nin false olduğu düğüme bakıyorum. Ve burada benim anladığım şey şu: benim uygulamam telefonun lock screen'ini, hani görselini set etmeye yetkili değil. Eğer yetkisi yoksa hemen bu yetkiyi istiyorum. Request access async. Async bir metottan bahsediyoruz. Böylece ekranın, daha doğrusu uygulamanın açılışını kilitleyen bir uygulama, şey, bir metot çağrısı yapmıyor. Uygulama çalışırken ekrana bir soru çıkacak ve o soruda da kilit ekranın görselini bu uygulamanın güncellemesine izin veriyor musunuz, vermiyor musunuz diye kullanıcıya soruluyor olacak. Şimdi yaptığım şey şu olacak arkadaşlar. Bu şeyin View Finder Brush'ın set source ile kaynağına kamerayı vereceğim. Böylece viewfinder brush nesnesinin, yani canvas'ın arka planı olan bu nesnenin video kaynağı, görsel kaynağı kamera olacak. Bu satır çağrıldığı andan itibaren artık telefonun kamerası ne görüyorsa ön yüzde biz onu görüyor oluruz. Fakat öncelikle bizim bu şeyi yapabilmek için kullanıcıdan bir yetki almamız lazım. Bu yetkiyi almak için arkadaşlar Solution Explorer'da Properties'de vmapmanifest.xml dosyasını çift tıklayarak açıyorum. Bakın Capabilities'de IDCAP ISV kamera satırı var. Bu satırı işaretlemem gerekiyor. Bu satırı işaretlemezsem eğer kameraya erişemem. Kameraya erişemediğimde de yapamam. Kameranın görüntüsünü uygulamanın ön yüzünde, ekranında gösteremem. Eğer kameraya erişmem gerekiyorsa uygulamada mutlaka bu kutucuğu işaretlemem lazım. Hatta ben kameradan görüp de çektiğim resmi bir de telefonun kullanıcısının medya kütüphanesine de ekleyeyim. Yani fotoğrafların olduğu alana da ekleyeyim. Kaydedeyim. Bunu yapabilmem için de IDCAP medyalik foto kutucuğunu işaretlemiş olmam lazım. Bu ikisini yapmazsam eğer arkadaşlar kameraya ve medya kütüphanesine erişemem. Bu iki kutucuğu işaretledim ve kapattım. Şu ana kadar yaptığım uygulamayı eğer çalıştıracak olursam, ki ben device üzerinde çalıştıracağım ki gerçekten kameranın neyi gördüğünü ve ekranda nasıl görüntülendiğini yapabilirim diye, görebilirim diye
aslında emülatörde de çalıştırabilirim. Fakat emülatörde hatta çalıştığımda bir görelim. Şöyle yapıyorum. Emülatörü seçtim. Çalıştırdım. Emülatörün kamerası arkadaşlar böyle standart böyle beyaz gri bir ekran üzerinde işte bir kutucuğun böyle sürekli hareket etmesini hani simüle ediyor. Çok doğru bir simülasyon olmayacaktı yani bizim bu uygulamamız için. O yüzden ben device'i seçeceğim. Ve onun üzerinden gösteriyor olacağım size. Siz de görebileceksiniz. Bakın şu gelsin emülatör üzerinde uygulamamız. Geldi. Hop. Ne diyor? Evet. Hemen şöyle bir bakalım. Şeyde hata yaptık herhalde. Hemen bir kontrol edelim nerede olduğunu. Application bar. Application bar'ı ekledik. Icon bakımlarımız var. İçerisinde de menu items. İçerisinde bir tane de menu item ekledik. Ha, şeylerimiz yok ya. Görsellerimiz yok. Şu görsellerimizi de ekleyelim arkadaşlar. Hemen flash aç ve flash kapa için hemen şuradan iki tane görsel seçeyim. Sanki şöyle tamamını işaretlersem ya. Ha, şurada bakın flash off ve flash on diye iki tane görsel var. Bu ya, umarım sizde de vardı. Ben emin değilim sizde de olup olmadığından. Eğer yoksa da ben bulduğumu Google aramasıyla buldum. Hani siz de oradan bulup ekleyebilirsiniz. Bir tane de şöyle şunu da şey yapalım. Siyah beyaz için yapalım. Ekledim. İkonun üzerine de atıyorum arkadaşlar. Assets slash flash kapat. Assets flash aç. Ve son olarak siyah beyaz içinde assets neydi ismi unuttum chat.png'ymiş chat.png. Şimdi bastım F5'e, ekran geldi ve uygulama açıldı. Ama bakın kamera hani çok doğru simüle edemeyeceğimiz bir kamera. O yüzden bu uygulamayı kapattım, emülatörü de sonlandırdım ve device'e geçtim. Device'e geçtiğim andan itibaren artık F5'e bastığımda benim gerçek telefonuma yükleniyor olacak uygulama. Hemen F5'e basıyorum ve size uygulamanın ekranını şöyle göstereceğim. Şunu açarsam ya. Bakayım. Evet. Tamam. Live view shoot dedim. Evet. Bakın uygulamamın ekranı şu anda, evet adamda görebiliyor musunuz? Görüyorsunuz. Uygulamamın ekranı şöyle, kameranın gördüğü kameramın gördüğünü ekranda gösteriyor. Okey. Şimdi kapatıyorum uygulamayı. Uygulamayı kapattım. Ve koda geri dönüyorum. Evet. Şimdi yapacağımız şey şu olacak arkadaşlar. Öncelikle telefonun yani cihazın kamera çekme butonuna basıldığında da şeyi çekebilmesi için resim çekebilmesi için iki tane eventi yakalıyor olacağım. Eğer bu eventleri yakalamazsam uygulamam açıldıktan sonra kamera butonuna basıldığında normal kamera uygulamasını açar. Halbuki bu eventleri yakalarsam
uygulamam açıkken kamera butonuna basıldığında benim yapmak istediğim şeyi yapar. O yüzden diyorum ki kamera buttons nokta, bakın shutter key half pressed, shutter key pressed ve shutter key released diye 3 tane event var. Half pressed için diyorum ki shutter key half pressed olduğunda, yani yarı basıldığında yapmak istediğim şey benim fokuslanması kameranın. O yüzden sınıf seviyesini oluşturduğum alt çizgi kamera değişkenine nokta fokus diyorum. Pardon, şöyle nokta fokus dedim. Aynı şekilde kamera buttons nokta shutter key press'te de diyorum ki alt çizgi kamera nokta capture image. Capture image dediğimde arkadaşlar kamera ne görüyorsa şey yapar, alır ve benim uygulamama verir görsel olarak. Haliyle benim bir şekilde kameranın çektiği görseli alabileceğim bir yere ihtiyacım var. Onun için de alt çizgi kamera nokta, bakın capture image available eventiyle şey yapacağım, çekilmiş olan resmi alıyor olacağım. Altı eşittir dedim ve eventimi yazmaya başlıyorum. Eventimin içerisini doldurmaya başlıyorum. Burada arkadaşlar ilk önce yapacağım şey telefonun medya kütüphanesine erişmek. Bunun için Media Library klasından yeni bir instance çıkartıyorum ve onun library nokta save picture to camera roll metodunu çağırarak çekmiş olduğum görseli kaydedeceğim. Benden iki tane parametre istiyor. Bir tanesi kaydedeceğim dosyanın ismi, bir tanesi de stream cinsinden işte kaydedeceğim görsel. Kaydedeceğim görselin ismini date time'ın now property'sinden alabilirim. Diyorum ki toString ile bunu bir isimlendiriyorum. 4 tane y dedim, 2 tane büyük m dedim, 2 tane d dedim, 2 tane h, 2 tane küçük m, 2 tane de s diyerek hani o anı, o saniyeyi böyle bir formatla şey yapıyorum. Dosya ismiymiş gibi kullanıyorum. Ve benden istediği string tipindeki ikinci parametreye de image stream'i veriyorum. Image stream arkadaşlar args değişkeninden geliyor. O da capture image available eventi tetiklendiğinde bana gönderilen ikinci parametre. İkinci parametrenin içerisinde image stream var. Bu image stream'i çağırdığımda artık şu anda kameranın gördüğü şeyi hani yeri telefonun kamera butonuna basarak çekerim ve çektiğimi de medya kütüphanesine kaydederim. Şu anda bizim uygulamamız bunu yapabilir. Şimdi yapacağım şey de şu olacak. Bu kaydettiğim görsel dışında ben bir görsel daha kaydedeceğim. Bu kaydedeceğim ikinci görsel medya kütüphanesinde olmayacak. Benim bu uygulamamın isolated storage'ın olacak ve bu kaydettiğim görselde gerekirse siyah beyaz yapacağım, gerekirse başka şeyler işte boyutlandırmalar yapacağım vesaire, artık hani belki birden fazla görseli birleştirip hani lock screen'de bir kolaj resim de gösteriyor olabilirim veya uygulamamın ikonunu çekilmiş olan resmin üzerinde bir yere hani koyup lock screen'de o şekilde de gösteriyor olabilirim veya çektiğim şeyle ilgili resimle ilgili işte konum bilgisini mesela yakalayıp resmin üzerinde bir yere böyle yazıp o şekilde de lock screen'de gösteriyor olabilirim. O yüzden bunu yapabilmek için ikinci bir dosya yazacağım ve bu dosyada benim uygulamamın isolated storage'ına yazacağım. Isolated storage dediğimizde hemen
using diyoruz. While storage değişkenimin ismi eşittir isolated storage file nokta get user store for application metodunu çağırıyor. Bu bana isolated storage'a erişebilmem için gerekli olan yapıyı veriyor olacak. Hemen diyorum ki using FileStream isminde bir nesne değişken oluşturuyor. Ve buna da diyorum ki storage.openfile benden hemen dosyanın ismini istiyor. Bu noktada bir durup user'ın üzerine çıkıyorum ve diyorum ki dosya ismi yani file name değişkeni eşittir date'den man.txt dedim. Burada şöyle diyebilirim artı.jpg veya alternatif olması için göstereceğim. Şöyle yapayım. Grid.newGrid.toString ile şöyle hani normalde grid dediğimiz şu formattadır ya, işte bir şey vardı, tre vardı, başka bir şey vardı, tre vardı. Şöyle bir formattadır ya, işte şu toString'in içerisinde büyük n'yi koyduğunuzda sadece numerik, alfanumerikleri yani rakam ve harfleri alır. Haliyle şu şeyleri, treleri temizler. Böyle bir dosya ismi de oluşturabiliriz. Ben bu örnekte date.man.txt.jpg diyerek aynı olmayacak başka bir dosya hani ismi oluşturmaya başlıyorum. Hemen devam ediyorum. Storage.openfile'a birinci parametre olarak bu file name'i, ikinci parametre olarak file mode nokta create'i veriyorum. Son olarak üçüncü parametreye de file access nokta write diyorum. Bunun içerisinde arkadaşlar artık yapacağım şey benim yeni bir bitmap image oluşturmak ve bu bitmap image'in hemen oluşturuyorum bitmap değişkenim eşittir new bitmap image bu değişkenin set source ile kaynağına gene aksın image stream'ini vermek. Böylece arkadaşlar şu noktada elimde bir bitmap image var ve onun da kaynağı kameranın çektiği görselden geliyor. Bu bitmap image'i bir writable bitmap'e dönüştürüyorum. Diyorum ki new writable bitmap. İçerisinde de bakın bitmap source bekliyor. Hemen elimdeki bitmap'i veriyorum. Böylece artık kaydedebileceğim bir bitmap oluşturuyorum. Ve diyorum ki writable bitmap nokta save jpeg. File stream'ime 480'e 640 demiştik boyutlarında. Oryantasyonu 0 yani telefonun kuzeyi resmin de kuzeyi olacak ve yüz kalitesini bir JPEG ile kaydetmesini şu anda söylemiş oldum. Bunu yaptığım andan itibaren arkadaşlar yani şu satırı çalıştırdığım andan itibaren artık telefon kamera butonuna basıldığında yarı basıldığında fokus olur tam basıldığında da resim çeker. Çektiği resmi ilk önce medya kütüphanesine sonra da isolated storage'da bir yere kaydeder. Kaydederken boyutlandırma işlemini de yapar. İşte gerekirse JPEG'in şeyiyle oynanabilir, kalitesiyle oynanabilir. Resim döndürülebilir veya işte bir takım üzerinde başka şeyler de yapılabilir. Birazdan yapacağız hatta. Siyah beyaza çeviriyor olacağız bu resmi. Ve kaydettikten sonra birazdan da bu şeyi resmi lock screen'e set ediyor olacağız. Lock screen'e nasıl set ediyoruz arkadaşlar? Şöyle
şu anda üzerinde bulunduğum satıya gelindiğinde, uygulama bu satıya geldiğinde artık elimde bir görsel var. Şimdi ben lock screen'e bu görseli atayacağım. Hemen ilk önce yapmam gereken kontrolü yapıyorum. Lock screen manager is provided by current application properties'ine bakıyorum. Yukarıda istemiştim aslında ben bunu. Kontrol ederek request şey access iznini istemiştim. Fakat kullanıcı hala orada hayır demiş olabilir. Eğer hayır dediyse lock screen'i set edemem. Set etmeye çalışırsam hata olmuşum. Hata oluşmaması için hiç set etme girişimde bile bulunmayacağım. O yüzden sadece benim uygulamam tarafından set edilecekse lock screen, o zaman bir şey yapacağım. Diyorum ki fire UI eşittir new UI. Bu benden iki tane parametre istiyor. Bir tanesi UI'nin kendisi. Isolated Storage'e kaydettiğimiz dosyalara MST'ye app data 2. üst üste slash slash şöyle yapacağız. Local slash file name. Bu bizim az önce kaydettiğimiz dosyaya erişebilmek için kullanacağımız UI olacak. Fakat bu UI'nin UI kind'ını da absolut olarak vermemiz lazım. Neden absolut? Çünkü cihazın üzerindeki bir adresten bahsediyoruz. Hani relatif olması için işte şey olması lazımdı. Hani slash assets gibi bir şeyle başlıyor olması lazımdı. Direkt şeyle birlikte, protokolle birlikte başlattığımız için MST app data ignotus ile başlattığımız için UI kind'ını absolut olarak veriyoruz. Sonra da arkadaşlar lock screen nokta bakın set image UI var. Bunu ben file UI'yi verdiğimde şu anda artık bizim uygulamamız lock screen'in imajını set edebilir. Dedim ve şimdi bir şey ekliyor. Yapılması gereken bir nokta daha var, onu ekliyorum. O da şudur arkadaşlar. Lock screen ve uygulamanın set edebiliyor olması için ayarlar penceresindeki lock screen şeyine seçim paneline uygulamamızın eklenmesi lazım. Yani uygulamamızın lock screen set edebilen uygulamalar listesinde olması lazım. Hemen ekranda göstererek tarif edeceğim. Şöyle şey açıyorum gene. Evet. Live yap şu dedim. Evet. Bakın bu benim telefonum. Şöyle gözüktü. Telefonumu açtım. Şimdi ayarlar şeyine geliyorum. Settings. Bakın lock screen menüsü gözüküyor mu? Gözüküyor. Lock screen menüsü. Bakın şu en üstte lock screen'in imajını set edebilecek olan uygulamaların listesi var. Ben bu uygulama listesini açtığımda bakın ne gözüküyor şu anda? Ya bir fotoğraf koyabiliyorum lock screen'in arka plan görseli olarak. Ya Bing uygulamasına verebiliyorum o görseli set etme görevini. Ya Twitter'a verebiliyorum, ya LinkedIn'e verebiliyorum, ya da Facebook'a verebiliyorum. Benim tarafımda daha fazla uygulama yüklü ama burada bakın çok daha az bir küme var uygulama listesinde. Bizim uygulamamızın da bu uygulama listesinin içerisinde yer alması için artık bunu kapatabilirim. Şöyle yapalım. Bizim uygulamamızın da oradaki listede yer alması için uygulamamızı işletim sistemine yani Windows Phone'un işletim sistemine lock screen'i set edebilecek uygulama olarak tanıtmamız lazım. Bunu şöyle yapıyoruz arkadaşlar. vmappmanifest.xml'i üzerine tıkladığımda hani bir şeyle açılıyor. Kullanıcı arayabilimiyle açılıyor. Fakat bu aslında bir XML dosyası. Bakın. XML uzantılı.
bunu üzerinde bekleyip F7'ye basarak veya sağ tuşla tıklayıp işte View Code diyerek veya OpenVid'den işte XML Editor diyerek bir şekilde XML'in kendisini açmamız gerekiyor. Ben şu anda XML'in kendisini açtım. Burada çeşitli alanlar var. İşte uygulamanın varsayılan dili, uygulamanın işte ikonunun olduğu yer, uygulamanın hani o capabilities'de işaretlediğimiz kutucukların listesi. Bakın şu ISV kamera ve medyalik fotoyu biz işaretlemiştik. Bunlar o şekilde geldi. İşte uygulama açıldığında hangi sayfayla başlatılıyor olacak. Uygulama ile ilgili çeşitli bilgilerin yer aldığı alanlar var. Buraya bu XML'in içerisine üzerine çift tıkladığımızda gelen ekranda ekleyemediğimiz bir şey eklememiz gerekiyor. Element eklememiz gerekiyor. Bu element arkadaşlar extensions'tır. Extensions elementini ekliyor. Kameranın içerisinde çalışan lens uygulaması yazmak için veya müzik player yazmak için veya işte lock screen'in arka planını editleyebilecek uygulama yazmak için bu extension'lardan eklememiz gerekiyor uygulamaya. Her uygulama şey yapamaz. Lock screen'i set edemez veya her uygulama şey yapamaz. Kameranın içerisinde lens olarak çalışamaz. Burada onu set etmemiz lazım. Hemen ben bir tane extension'ı set ediyorum. Bu extension'a bir isim vermem gerekiyor. Extension'a isim olarak lock screen background diyorum. Ve buna bir consumer ID vermem gerekiyor. Bu consumer ID arkadaşlar ön tanımlı bir değer. Birazdan ben bunu yazıyor olacağım. Son olarak task ID'ye de alt çizgi default yazıyorum. Consumer ID'yi aynen benim yazdığım gibi yazmanız lazım. Bu sabit bir değer. Hani böyle rastgele bir değer atamıyoruz. 111 büyük harflerle Denizli Fransa Fransa 24 tire Adana Adana 15 tire 4 Adana 96 tire 8006 tire 2 Bursa Fatsa Fatsa 81 22 084 Fransa. Bu değeri atadığımızda artık bizim uygulamamız, ben bunu ezberledim deyip hiç de komik olmayan bir espri yapacağım. Ezberlemedim tabii ki. Bu da hemen benim notlarımın arasında yer aldığı için oradan bakarak yazdım. Bu extension yazdığımızda artık uygulamamız lock screen'i set edebilen uygulamalardan bir tanesi olacak. Bakın az önce telefonumda uygulama açtığımda lock screen set edebilen uygulamalar listesinde yer almıyordu. Şimdi açtığımda ise yer aldığını göreceğiz. Hani çok büyük konuşmayayım inşallah diyeyim ama yer aldığını göreceğiz. Ve bir hatayla karşılaşacağız. O hatayı da karşılaştıktan sonra görüp düzeltelim. Şimdi yine ben telefonumu görebilmeniz için kamerayı başlatıyorum. EOS Utility. Camera Settings. Live View Shoot. Başladı. Ve F5'e bastım. Telefonuma uygulama gönderiliyor. Evet. Uygulama telefonuma geldiğinde, bakın açıldığında şöyle ayarlayayım. Bakın hemen bir soruyla geldi. Soruda da diyor ki telefonun lock screen görselini bu uygulama set etsin mi? Buna izin veriyor musunuz? Burada kullanıcı no diyebilir. Mesela ben Facebook uygulamam bana bu soruyu sorduğumda no dedim. Facebook'un lock screen'i set etmesini istemiyorum. Ama Bing sorduğunda yes diye derim mesela. Ben bu örnekte buna yes diyeceğim. Ve bakın şey geldi. Ups. Ne oldu? Live view shoot. Dedim.
Evet, galiba kameranın pili bitti, evet. Peki. O zaman devam edelim. Göstermeden devam edeceğim mecburen. Hala emülatörden gösterebilirim ama hani o siyah şey grili ekranın üzerinde dönen kutucuktan bir şey anlamayacağımız için çok başarılı olmayacak. O yüzden ben göstermeden devam ediyorum. Zaten size bu uygulamanın kodlarını vereceğim. Verdiğinde siz de kendi telefonunuzda hani açıp bakabiliyor olacaksınız. Fakat gösterememene rağmen aslında bir problem var. Problem de şu. Kameranın görüntüsü benim arka kamerasında tam doğru gözükmüyor. Benim onun doğru gözükmesini sağlamam lazım. 90 derece gözüküyor. Dönmüş bir şekilde gözüküyor. Bunu ayarlayabilmek için arkadaşlar yapacağım şey şu. Kamerayı başlatmadan önce bir şey tanımlayacağım. Viewfinder brush'a bir relative transform tanımlayacağım. Ve buna diyorum ki yeni bir composite transform. Composite transform'un çeşitli özellikleri ayarlıyorum. Öncelikle center x eksenindeki center'ını ayarlayacağım. Buna 0.5f diyorum. Yani ortaya ayarladım. Ve center y'ye de 0.5f dedim. Şimdi rotation'ı verdiğimde mesela 90 derece olarak artık görüntülenen ekran 90 derece döndürülerek görüntülenen olacak ve doğru düzelmiş bir şekilde görüntülenen olacak. Eğer bu satır olmasa ekran zaten 90 derece dönük bir şekilde görüntüleniyor. Hani bir şey var. Düzeltmesi gereken bir nokta var. Onu da bununla düzeltiyoruz. Neden X ve Y ekranındaki merkez bölgeyi ortaladım? Çünkü döndürmenin yapılacağı ağırlık merkezini ekranın ortasına çekmiş olmak için. Şimdi buraya kadar arkadaşlar yaptığımız yazdığımız kodla birlikte aslında uygulamamız şu anda telefonun lock screen'in VSM'i set edebilen uygulamalar listesine girdi. Kullanıcıya soru soruldu. Kullanıcı evet dediyse eğer de çekilmiş olan resim lock screen'e set edildi. Fakat burada hala ayarlamadığımız birkaç tane event var. Bu eventleri de ayarlayacağız. O eventleri ayarlarken arkadaşlar şöyle yapacağım. Take photo'nun on clean'de diyeceğim ki kamera nokta capture image. Bakın capture image dedim. Yukarıda capture image available eventinde yapılacak işi tanımladığım için artık take photo butonuna application barda yer alan bu butona basıldığında yine aynı işi yapılıyor olacak. Flash'ı kapatmak için ilgili butona basıldığında kameranın flash modunu bakın flash moddan off'a getiriyor. Kamera açılsın denildiğinde kameranın flash modunu flash modlardan on'a getiriyor. Siyah beyaz butonuna basıldığında ne yapacağımızı birazdan yazıyor olacağım. Ondan önce menü itemlardan lock screen ne gidilmesi için hani basılacak olan menü item'a tıklandığında ne yapılacağını yazıyor. Diyorum ki öncelikle bunu asenkron olarak tanımlayayım. Böylece bu metot çalıştırıldığında uygulamamız etkilenmiyor olacak. Diyorum ki launcher nokta launch UV async benden UV istiyor. Buna da UV diyerek bir
UI tanımlıyorum. Burada arkadaşlar ön tanımlı bir UI MS'de settings to lock 2 nokta üst üste. MS'de settings ile başlayan ayarlar penceresinin, hani ayarlar uygulamasının pencereleri. Lock dediğimizde lock screen uygulaması şeyinin ayarlarının görüntülendiği ve değiştirilebildiği ekrana gidiyor olacak uygulama. Son olarak take photo black and white. Buna tıklandığında diyorum ki gene capture gene kamera nokta capture image yapsın. Ama ondan önce bir değişken set edeceğim. O değişkenimde arkadaşlar gene sınıf seviyesinde private ve boolean bir değişken. İsmi black and white olsun veya is black and white olsun hadi. Buna başlangıçta olarak false veriyorum. Ve siyah beyaz resim çek butonuna basıldığında bunu true yapıyorum. Yani normalde uygulama açıldığında bakın is black and white değişkenin değeri false. Fakat aşağıdaki application bar'daki siyah beyaz resim çek butonuna basıldığında o görseli true yapıyorum. Şimdi yapacağım şey şu. Bakın writable bitmap'ı oluşturduktan sonra direkt kaydettim. Bu arada ben şunu yapabilirim. Eğer is black and white değişkeninin değeri true ise, yani biz bu görseli siyah beyaz kaydedeceksek, diyorum ki before döngüsü 0 ile writable bitmap'in piksellerinin piksels property'sinin length'i kadar, yani writable bitmap içerisindeki bütün şeylerde piksellerde dönecek bir döngü tanımladım. Bu döngünün içerisinde ben bir renk değerini tutacak bir değişken tanımlıyorum. O da VB'nin, yani writable bitmap'in pikselsinin e-loop'uncu elemanı. Ve bir tane de siyah, gri değişken tanımlıyorum. Gri isimde bir değişken tanımlıyorum. Renkli olan pikseli alıp gri'yi çevireceğim. Ve writable bitmap'in ilgili pikselinin değerine de gri değerini atıyor olacağım. Bunun için şöyle yapılıyor arkadaşlar. Öncelikle alfasını, color'ı şöyle yaparak buluyorum. Sonra red değerini, yani kırmızı değerini buluyorum. O da color'ı 0x20ff 4.0 ve 16. Sonra green, yani yeşil değerini buluyorum. Bunu da color'ın 0x 4.0 2ff 2.0'a 8 dedim. Bir de son olarak mavi değerini de, bakın şöyle buluyorum. 0xff. Bu kadar. Şimdi şeyleri buldum. Kırmızı, yeşil ve mavi değerleri buldum. Yapacağım şey şu. Eğer kırmızı yeşille aynıysa ve yeşil mavi ile aynıysa diyorum ki gri olan değer renkin kendisidir. Çünkü zaten gri. Ama eğer değilse o zaman bir şey yapacağım.
Bu yapacağım şey arkadaşlar, bu arada şu değerleri de ben gene ezberlediğimi sakın zannetmeyin. Ezberlemedim. Bunlar da gene internette çok hani bununla ilgili kaynak var. Ben de oralardan bulmuştum zaten. Şimdi yazacağım formül de gene aynı şekilde internetten rahatlıkla bulacağınız bir formül. Aslında formül şöyle bir şey. Yeni değer eşittir 0 nokta işte 109.375'in kırmızıyla çarpılması artı 0 nokta 59.375'in gri ile çarpılması yeşil ile çarpılması pardon artı 0 nokta 29.375'in mavi ile çarpılması. Son olarak da 0.5'in eklenmesi. Böyle bir formül var. Rengin griye çevrilmesi için kırmızının şu kadar oranı, işte yeşilin bu kadar oranı, mavinin bu kadar oranını alıp da hani gri yapıyorsun. Ben de şimdi onu yapıyor olacağım. Bakın 7 çarpı R 6 38 çarpı G 6 19 çarpı B 6 32. Bunu 6 yaptığımız zaman yukarıdaki formülle aynı işi yapmış oluyor. Şuradaki oranlar buradaki değerlerle aynı noktaya çıkmış oluyor. Ve diyorum ki gri değer eşittir. Oops. Alfa alfalığını verdim. Devam ediyorum. Bu griye de hesapladığım değeri oluşturuyorum. Son olarak 0xff bu da 8 dedim. Ve elinde kendisine verdim. Evet, gri değerini hesaplamış oldum. Bu gri değerini hesaplama formülü hani karışık gelmişti eminim. Bana da çok karışık geldi açıkçası. Ve ben de Wikipedia'dan bulduğumu hatırlıyorum. Yanlış olabilir ama galiba Wikipedia'ydı. Şimdi yaptığım şey RB'nin piksellerine Y9. Elemanına yani şurada renk değerini aldığım elemana gri değerini atamak. Böylece resmin bütün pikseller üzerinden geçip hepsini griye dönüştürmüş oldum. Ve sonra da resmi kaydettim. Bu noktada aslında şeyi tamamlamış oluyoruz. Bu uygulamayı tamamlamış oluyoruz. Fakat yukarıda 90 derece döndürdüğümüz şey vardı ya, viewfinder brush'ın relative transform'una değer atayarak 90 derece döndürmüştük ya. Aslında çektiğimiz resim de 90 derece dönmüş oldu. Onu da set ettirersek eğer daha doğru bir görüntü olacak. O yüzden hemen ben şöyle bir yeni bir şey ekleyeyim. Değişken ekleyeyim. Bu değişken yeni bir writable bitmap oluştursun. Şöyle olacak. Writable bitmap oluştursun. Bu writable bitmap bizim piksel height'ımız ve piksel width'imiz kadar olacak. Ve basit bir döngüyle x ekseninde işte RB'nin piksel width'i kadar döneceğiz. Onun da içerisinde y ekseninde de RB'nin piksel height'i kadar dönüyor olacağız. Ve yapacağımız şey
içi boş olan yeni writable bitmap'in ilgili pikseline, ki kendisi VB'nin piksel height'ını Y'sinden şöyle küçük bir hesapla yapıyoruz. VB target'ın piksel width'i kadar. Diyorum ki VB'nin piksellerinden evet. Bu yazdığım satır arkadaşlar çok korkutmasın sizi. Bunu ben böyle birkaç defa üzerinde düşünüp uğraşarak yazdım. Ama kısaca bir açıklayayım. Şunları da şöyle yapalım. Yazdığımız satırla arkadaşlar elimizdeki writable bitmap'in verisini 90 derece döndürüp başka bir writable bitmap'e atıyoruz. Böylece yeni oluşturduğumuz bu writable bitmap 90 derece döndürmüş oluyor ve gene doğru bir görüntü elde edilmiş oluyor. Çekilen görüntü daha doğru, hani daha doğrusu tamamen doğru bir şekilde göstermiş oluyor ve onu kaydediyoruz. Böylece lock screen'e atadığımızda da uygulamanın, daha doğrusu telefonun arka plan görseli doğru bir şekilde atanmış oluyor. Şimdi ben bunu device ile göstermeyeceğim ama emulator üzerinden bir şey göstereyim. F5'e bastım. Ve emülatörün açılmasını sağlıyor. Lock screen'i set edeyim mi dedi. Evet dedim. Bakın ekranda bir yere dokunsam veya işte diğer butonlara hani dokunuyor olsam benim istediğim şeyleri yapıyor olacak. Hatta telefonun kendi şeyine de kamera butonuna da basarak işte fokuslanmasını ve şey yapmasını, resim çekmesini sağlayabilirim. Resmi çektiğimde bu aslında gidip bakalım neymiş. Evet arkadaşlar, çok güzel bir noktaya geldik. Hemen buradan düzeltmemiz gereken çok küçük bir yer var. O da nerede? Şurada. Bu yaptığımız işler ekranın şeyinden UI thread'inden farklı bir yerde olmalı. O yüzden dispatcher'ın begin invoke'uyla aslında işi başlatıyorum. Şöyle yapalım. Şöyle başlatıyorum ve bütün işleri de orada tamamlıyorum. Böylece arkadaşlar bütün bu gerçekleşen işte hani kameranın görselini al, işte kaydet, işte gerekirse siyah beyaza çevir vesaire gibi işlerin tamamını UI thread'den farklı bir yerde yapmış oluyor. Dispatcher.begininvoke'la UI thread'den çıkartıp başka bir thread'de yapmış oluyor. Az önce aldığımız hata da onunla ilgiliydi. Ve lock screen'in imajını da set etmiş oluyor. Bakın uygulamayı açayım bir çalıştırayım. Geldi. Uygulamayı kapattım, çıktım ve ayarlar penceresine geliyorum. Hatta şöyle yapalım. Lock screen shooter'ı bir daha açayım. Şurada bizim bir şeyimiz vardı. Kilit ekranı ayarlar penceresi diye. Ona bastığımda bir saniye şöyle yapalım.
Settings'i açayım. Lock screen'i açayım. Bakın az önce, daha doğrusu ilk uygulamayı açtığımda bana sorduysa yes dediğim için lock screenshot'u background'u set edecek olan uygulama olarak gözüktü. Bu listeye gelmesini extension'da sağladık. Seçim almasını da sorduğumuz soruyla sağlamış olduk. Böylece uygulamamız şu anda bu telefon üzerinde resim çeken, çektiği resmi önce Media Library'e, yani fotoğrafların olduğu yere kaydeder. Bakın hatta az önce bastığımızda da kaydetmiş. Fotoğrafların olduğu yere kaydeder. Ve bir de bu görselden bir tane daha kopyasında kaydeder. Onu boyutlandırır. Gerekirse işte siyah beyaz meselesini ayarlar. Ve onu lock screen olarak set edebilir. Şöyle bir yönden geçeyim hemen hızlıca ve kısaca. Ekranım çok sade. Bir tane stack panel var. Her içerisinde bir tane text block koyduk ama bu text block'u kullanmadık. Aslında hızlıca hemen kısaca ve hızlıca bahsediyor olacağım. İşe başlarken bir yerlerde işte şey diyor olacağız. Hani şu satırın oralarında bir yerlerde diyeceğiz ki status block nokta text eşittir işte meşgul. En aşağıda şuralarda hani kaydetme işimiz de bittikten sonra tekrardan diyeceğiz ki status block nokta text eşittir işte hazır. Yani bunları ayarlarsak ya ekranda uygulama sırada bir şey yapıp yapmadığında görüyor olabiliriz. Bir tane canvas'ımız var. Canvas'ımızın arka planına bir tane video brush koyduk. Video brush'ı da elimizdeki foto kamera nesnesiyle doldurma olduk. 4 tane application bar'ın icon button var. Bir tane de application bar'ın menu item var. Bunlar arkadaşlar basitçe aslında alt çizgi kamera isimli değişkenimizin, yani foto kamera değişkenimizin işte imajı yakala, yani çek veya flash'ını ayarla gibi işleri yapıyor. Lock screen'de şurayı yanlış yazmışım. MS Settings olacak. Şimdi gördüm. MS Settings to lock şeyine giderek, adresine giderek onu gösterdim mi? Galiba göstermedim. Bakalım. Şöyle kilit ekran ayarlar penceresi dediğimde bakın buraya geliyor. Yani ayarlar uygulamasına git. İşte oradan lock screen'i seç yapmak yerine direkt şey yapabiliyoruz. Uygulamamız içerisinden ilgili ayarlar penceresine yönlendirebiliyoruz. Bir de tabii ki asıl işin döndüğü yer. Bakın şurası. Shutter key'in half press'inde fokus ettiriyoruz. Shutter key'in tam press'inde imajı capture ettiriyoruz. Ve imaj capture edilecek imaj hazır olduğunda ilk önce medyalarda kaydediyoruz. Daha sonra isolated storage'a kaydediyoruz. Kaydederken onun üzerinde çeşitli hani image processing demeye dilim varmıyor ama hani o tip bir şeyde algoritmada çalıştırıp imaj üzerinde çeşitli değişiklikler de yaptırabiliyoruz. İki tane önemli nokta. Bir tanesi ekranda gösterdiğimiz video brush'ı 90 derece döndürmemiz lazım. İkincisi kaydetmeden önce writable bitmap'imizi 90 derece döndürmemiz lazım. Son olarak VM App Manifest dosyası içerisinde Capabilities'in ISV kamerasını, işte MediaLib fotosunu, artık hangilerini kullanıyorsak set etmeliyiz. Ve bir de extension'lara Lock Screen Background extension'ını şu Consumer ID ile birlikte eklememiz gerekiyor. Bu Consumer ID nereye yazılması gereken bir Consumer ID. O yüzden bunu değiştirmiyoruz. İsterseniz ezberleyin, isterseniz benim yaptığım gibi başka bir yerden bakıyor olun. Şimdi benim anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Şöyle bir sorulara bakayım. Eğer varsa sorunuz, onları cevaplıyor olacağım. Ne zaman başlayacak? Sosyal adım çok eski. Saat 8'de başlayacak. Tamam. Sağ pencereki kodlar hangi programlama diline ait?
diye bir soru gelmiş. Galiba şu mainpage XAML'dan bahsediliyor. Sağ pencere arkadaşlar XAML kodlarını içeriyor. Bunlar XML tabanlı. İşte ön yüz tasarlama diyeyim hani kodları. HTML gibi düşünebiliriz. Yani HTML nasıl ki yazdığımızda browser tarafından işte hani input yazarsınız da orada bir text box gibi gözüküyor. Hani aynı mantıkla burada da işte text block yazıyoruz. O da ekranda label gibi bir şey gözüküyor. Yani XML tabanlı bir ön yüz tasarlama hani yapısı. Az önce Google araması dediniz. Bing demediğiniz için tebrik ediyorum demiş bir dost. İsmini de bir dost olarak yazmış. Teşekkür ederim bir dost. Ben de Google kullanıyorum. ama keşke Bing deseydim diye de şimdi üzüldüm. Pekala. Canlı yayını daha sonradan indirmeyi sunacak mısınız? Evet. Bir yandan da ben şey kaydediyorum. Bu yayını kaydediyorum. Açık Akademi üzerinden download edebileceksiniz. Peki başka sorular mı arkadaşlar? Hemen şöyle bir hızlıca bakalım. Evet. Yok. Saat de zaten 9.30 oldu. Ben tahmin ettiğimden bir 20 dakika kadar uzun sürdü. Teşekkür ederim tekrardan katılıp da dinlediğiniz için. Uygulamanın kodlarını ben engin.com üzerinden de yayına alıyor olacağım. Açık Akademi aracılığıyla da yine elde edebiliyor olacaksınız. Bu canlı yayının videosuna da yine aynı şekilde Açık Akademi üzerinden erişebileceksiniz. Peki, iyi akşamlar diliyorum herkese.